Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, merhaba diyoruz Düzce'den, ama arkamızda çok önemli bir tiyatro var. Tiyatro merkezi var diyelim. Düzce, hani aklımıza gelir ya Düzce 81. yıl falan, işte tarımın, sanayinin olduğu kent. Ama gelin görün ki öyle değil. Evet, arkamızda tarihi bir tiyatro var. Konur Alp Mahallesi'nde tarihi bir tiyatro. Şimdi onu inceleyeceğiz, o tiyatroyu inceleyeceğiz. Yetkililerden bilgi alacağız. Nereden geliyor? Hangi aşamalardan geldi ve ne aşamada? Ne olması gerekiyor? Onları konuşacağız. Yanımızda buradaki kazılarda, kazıların ta başından günümüze kadar işin başında olan bir konuğumuz var. Bir arkeoloji hocamız var. Sizi tanıyalım bir. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Güldemet Yıldız Dursun. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunuyum. 2013 yılında mezun olur olmaz memleketime antik tiyatro için geldim. Buradaki arkeolojik çalışmalar bilimsel kaynaklar yetersizliğinden dolayı pek bilinir değildi. Fakat buradaki bilinmezliğin artıları ve eksilerini bildiğimiz için 2013 yılında Düzce kadın girişimcilerin vasıtasıyla onların Cumhurbaşkanı'na gidip buranın ne kadar önemli bir bakir kent olduğunu anlatmalarıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kazı başladı. Daha sonra 2013 yılında çalışmalara başladık diyemiyorum. Çünkü 2013 ve 2014 yılında burada daha önceden 17 tane evin kamulaştırması bitmiş ve onların enkazları duruyordu. Biz 2 yıl ilk olarak oradaki enkazı temizlemeye çalıştık. İşimiz de iğneyle kuyu kazımak olduğu için herhangi bir hani iş makinesi kullanamadığımız için balyoz, işte bazen el iltisi, tiyatro yapısına ne kadar az zarar veren malzeme varsa onlarla 2 yıl önce harfiyat işçiliği yaptık. Daha sonra bilimsel kazılara dönmeye başladık ve o zamanlar kazı mevsim normalleri hani iyi gittiğinde 2 ay ancak sürüyordu. 40 gün, 45 gün sürüyordu. Daha sonra 2014 yılında da Konur Alp Düzce Belediyesi'ne bağlandı ve Kültür Bakanlığı'nın ödenek yetersizliği ama üniversitenin kısıtlı imkanları derken Düzce Belediyesi kazıya sponsor oldu. Biraz el koydu mu diyelim ona? Zorunda kaldı ve bu hani sonuçta isteyerek, o istekle doğru orantılı güzel bir yere dokundu. Çünkü gerçekten burada bir hazine vardı. Bu alan, arkamızda gördüğünüz alan 5 metre 20 santim toprakla doluydu. O ev temellerini sadece sökmüştük. Hızlı gitmemiz gerekiyordu ama bir yandan da bilimle uğraştığımız için de metotlarıyla gitmemiz gerekiyordu. Ve bunun yanında burada bir kent vardı. Yani ulusal ve uluslararası camiada olmayan, Türkiye'de belki de hani tek örnek diyebileceğim bir problemle veya artıyla veya eksiyle karşı karşıyaydık. Buradaki insanlar buranın çok geç sit alanı ilan edilmesinden dolayı aslında mevzuatın sıkıştırmasıyla ne yapacaklarını bilemez durumdaydı. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Sokak sağlıklaştırması yapıyoruz, restorasyon yapıyoruz, cephe iyileştirmeleri yapıyoruz. Ama bir türlü mevzuatla böyle çakışıyoruz. İstediklerimizi yapmamız için mevzuatın olmaması gerekiyor. Bu da mümkün değil. Bir çıkış yolu bulduk, aradık, taradık, araştırdık. Biz buradaki insanları, buradaki yaşadıkları, yaşattıkları, bize getirdikleri kültürü onlarla birlikte nasıl aktarabiliriz? Onları buradan çıkarmak değil, buraya, bu işe nasıl dahil edebiliriz bulduk. Uzun oldu, zoru seçtik, kolayı seçmedik. Hani siz buradan gidin, her yeri yıkalım, kazalım değil. Siz kalın, hep birlikte ne yapabiliriz'e baktık. Buraya, dahil ettiniz değil mi? Kesinlikle. Yani sosyoekonomik, sosyopolitik, psikolojik, yani bütün boyutlarıyla incelemek istedik. Dediğim gibi kolayı seçmedik. Doğru olanı seçtiğimizi düşünüyorum. Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özü de gerçekten hani bunun için çok uğraştı. Buranın 30-40 belki de 50 yılını planlayacak, burayı turizme hazırlayacak ama arkeolojik potansiyeli her zaman ön planda tutacak bir koruma amaçlı imar planı hazırladık. Bu mevzuatın sıkıştırdığı sit alanı olgusuyla bu kent dokusunu, kent kültürünü, geçmişten beri yaşayan kültürü nasıl uluslararası boyutlara taşıyabiliriz örnekleriyle en güzel şekildeyi
Hem kurulumuz, hem belediyemiz, hem imar müdürlüğümüzle birlikte çok uğraştık. Koruma amaçlı imar planı ile Konurhap Kentsel Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi. Arkeolojik sit alanı ilan edilirken de her zaman arkeolojik potansiyel nerede? Yani biz önce kazıya antik tiyatrodan başladık. Çünkü bu Batı Karadeniz'in ayakta kalmış tek antik tiyatrosu. Biz o yüzden buradan başladık. Bu yapıyı zaten görünür halde, görünmeyen yerlerini bulalım. Neyin ne kadar kalmış bir bakalım, ondan sonra restorasyon yapalım. Burası faaliyetten geçtikten sonra ikinci kazı alanı nerede? Biz bunu şu an biliyoruz. Araştırdık, taradık bütün bilimsel kaynakları ama bilinmeyen bütün her şeyi taradık ve artık biz nokta atışı yapabiliriz. İkinci işte buradan sonra höyük alanına mı geçeceğiz? Surları mı açacağız? Buranın tapınaklarını mı bulacağız? Biz bunları biliyoruz. O eski kenti mi bulacağız? Tabii o eski kentin kent sınırlarını aşağı yukarı belirledik. Tabii ki yeni kazılar neticesinde de gelişebilir ama değişmez. Biz bunları belirledik. Önce onları koyduk. Tabii bunu yaparken de bazıları hani bazı evlerden feragat etmek zorunda kalacaklar. İmar haklarını ellerinden hani almış gibi görünecekler ama onların hepsi bunu isteyerek yapacaklar. Çünkü onlar bu işin bir parçası. Hani ben nasıl bu işin bir parçasıysam onlar da bu işin parçası. Onlar olmadan bu iş olmaz. Biz olmadan bu iş olmaz. Biz doğru yolu bulduk hep birlikte, öyle söyleyeyim. 300 kadar parsel, bu antik kentin sınırlarının içinde bulunan 300 parselin eskiden hiçbir imar hakkı yokken, yanındaki ev tescilli diye her türlü şeyi, müdahaleyi hakkı elde etmişken kendisi hiçbir şey yapamıyordu. Ama biz buradaki artık bütün evler ileride bir Cumalıkızık, bir Safranbolu, bir Göynük, Beypazarı gibi olabilecek şekilde, oradaki kent dokusunu yansıtabilecek şekilde herkese imar hakkı tanıdık. Ama bu demek değildir ki herkes buraya apartman dikecek. Kesinlikle. Tescilli ev nasılsa tescilsiz ev de o eski tescilli görüntüsüne kavuşacak. Yani şöyle mi yaptınız? Tescilsiz evi tescillediniz gibi bir şey mi oldu yani? Gibi, evet. Yani o da artık eski görüntüsüne kavuştu. O 2013 model bir ev olmayacak. O her zaman 100 yıllık, 200 yıllık eski görüntüyü bu tarihi dokuda canlandıracak. Her istediğini yapamayacak ama yapabilecek. Tabii ki bu çok doğru bir orantı oldu. Nasıl ki bir kolezyumun karşısında bir pencere açılıp kahve içilebiliyorsa, bir Pompei'nin orada evler varsa, Barcelona'da varsa aynı örnek. Yani burada bir ev butik otel olacak, yanındaki kafe olacak. Yani turizmdeki hak ettiği yeri bulacak. Bunun için de biz uluslararası boyutta bir teklikten bahsediyoruz. Çünkü bizim bakış açımız o insanlarla birlikte, buranın her zaman bekçisi konumunda olan o insanlarla birlikte aktarımı, kültür aktarımını sağlamayı hedefliyoruz. Antik kent sadece antik tiyatro ile sınırlı değil. 2013 yılından sonra... Şöyle yapalım mı? Tabii. Bu antik kentin şöyle bir tarihinden doğru bir gelelim. Ne zaman kuruldu bu kent ya da kurulmaya çalışıldı, nedir? Şimdilik yaptığımız kazılar neticesinde bildiğimiz M.Ö. 1. yüzyılın sonu, yani Helenistik dönemin sonu, Roma döneminin başı, erken Roma dönemi dediğimiz tarihe tarihlenen bir tarihi var antik kentin. Bu da Bitinya dönemi dediğimiz, sınırları Bursa'dan Zonguldak'a kadar uzanan bir sınır hattında ikinci başkentlik yapan bir büyük kentten bahsediyoruz. Bu da Kral Prusyas adına yapılan Bursa'daki, Bitinya'nın Bursa'sındaki Prusyas kentinin buradan farkını Melen'in kenarındaki Prusyas diye ayıran Prusyas et Hipium antik kenti diğer Prusyas'tan ayrılıyor bu şekilde ve ikinci başkent burası olduğu için de böyle büyük 10 bin kişilik olduğunu tahmin ettiğimiz bir büyük tiyatro ve yaklaşık 100 bin kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapan bir antik kentten bahsediyoruz. Tiyatronun yanında devlet daireleri dediğimiz kamusal alanları, tapınak alanları, sikkelerin üzerinde bahsettiğimiz 3 tane tapınağın burada olduğunu biliyoruz. Yerlerini tespit edemesek de varlığını biliyoruz. Tike gibi büyük bir devasal taş eseri olan, heykeli olan, unik bir eseri olan bir Roma heykeltıraşlık örneğinin Konurhap'taki topraklardan çıktığını biliyoruz. Yeni daha Apollo heykeli tam bu bulunduğumuz yerde
bulundu. O çok güzel bir örnek. Şimdi konservasyonu bitiyor. Tapınakları, hamamları, batı surları, büyük su kemerleri, kentin taşıyıcı sistemi olan aşağı şehre su veren su, küçük su kemerleri. Yani antik kentte Roma döneminde ne yapılmışsa her şey burada mevcut. O da ama lokalizasyonundan dolayı o zamanlarda İpek Yolu'nun güzergahı gene İstanbul Ankara'ya yakın. Ayrıca Diyapolis Akçakoca liman ticaretinin yapıldığı alana çok yakın ki tiyatronun mermerlerinin Diyapolis üzerinden ham Marmara mermerinin bu alana gelip burada şekillendiğini, iki farklı, üç farklı taşın tiyatro alanında kullanıldığını biliyoruz. O şekilde antik kentin tarihi çok çok 2300 yıllık bir tarihe şimdilik gidiyor. Ama yapacağımız kazılarda belki de bu ilerleyecek. Yarın belki bu 3000 yıl olacak yani. Bizim Bu bilim, araştırmalarla tabii tabii her kazı yapmamız bizim birazcık daha bazı şeyleri geriye net. gitmemiz mümkün. Tabii tabii aynen yani şimdilik Helenistik dönemin sonlarına kadar bir tarihlendirmesi var. Yani ama sikkelerden ama işte yapılardan mimarlık tarihi taşlarından diyeyim. Her şeyden anladığımız kadarıyla böyle bir bilinirliği var ama tabii bu her şekilde değişebilecek bir şey. Çünkü bilim böyle bir şey Böyle yani. bir şey. Bugün bunu söyler, Arkeoloji de böyle bir yarın şey. kesinlikle. Arkeoloji ve o bilimin, o disiplinler arası bilimin aslında çok nasıl diyeyim özel bir dalı. Sürekli gelişiyor, sürekli değişiyor. Biz burada farklı olarak Roma döneminde mesela şimdi hocalarımızla birlikte konuştuğumuz, bilim dünyasına katmaya çalıştığımız, burası başkentlik yapmış böyle büyük bir kent ve çıkan heykeltıraşlık ürünleri gerçekten çok üzerine makalelerin yazılıp araştırma konularının yapılabileceği güzellikte ve ince detaylı. Belki de Roma döneminde burada bir heykeltıraşlık okulu vardı. Şu an hocalarımız bununla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Tike İstanbul Arkeoloji Müzelerinin nadide eserler salonunun bir parçası ama bu topraklardan çıktı. Yani çok folklorik ama bir Roma inceliklerinde, ince detaylarında bir eser. Apollo heykeli gene aynı Tike boyutlarında çok büyük, elinde liri, çok belirgin kıyafeti. Keza gene folklorik bir şekilde burada bulundu. Yanında bulunan başsız heykel de bu şekilde olunca acaba burada hani daha bulacağımız heykeller de mutlaka var. Bunlarla bile burada bir heykeltıraşlık okulunun yani burası gerçekten Roma döneminde de başkentlik yapmayı hak edecek kadar büyük ve özel bir topraklardı diyebiliyoruz. Bunu da bilim dünyasına yakın zamanda hocalarımız aktaracaktır mutlaka. Daha kazdıkça muhtemelen Başka daha şeyler gelir. özel, daha uluslararası camiada isim yapacak özelliklerinin çıkacağından ben kendim en azından mesleğim ve kendim 10 yıllık bir birikimim Şöyle, adına eminim. biz bu tiyatroyu görünce sıradan insan bile benim aklıma ilk görünce dedim ki ya bu tiyatro burada 10.000 kişilik falan diyorsunuz ama aklıma hemen şu geldi. 11 kişilik bir tiyatro 200 bin nüfuslu bir kent vardır burada diye Tabii. aklıma o geldi. Şimdi somut ortaya çıkan bu. Yani Daha evet. Çok somutlaştırdığınız az kaldı kazılarımız ama büyük bir kısmını sağlam bir şekilde açığa çıkardık. ve kente doğru, o antik Evet, kente yayılım doğru alanına doğru ilerliyoruz. ilerleyeceksiniz. Evet, evet Peki, kesinlikle. biz o açıldıkça oralara doğru gidelim diyelim diyorum. Şöyle bir gezelim mi antik kenti? Gezelim. Bir bakalım ne Tamam, var, nedir, tamam. ne değildir. Ondan sonra gene buluşalım. Tamam. Peki. Antik tiyatroyu geziyoruz. Tiyatronun ana girişlerinin yapıldığı tonozlu alanlar. Tiyatro izlemeye gelenlerin birinci katında oturanlar en sağdaki yuvarlak tonozlu geçişi kullanıyor. İkinci katında oturanlar, bileti oraya ait olanlar orta tonozu. En üst katta üçüncü tonozu kullanarak da geçişlerin yapıldığını bugün biliyoruz. Orta tonozda görmüş olduğumuz soldaki küçük kapı da eğer orta kata çıkan tonozu kullanıp ama şaşıran olursa diye hani biletine bakıp geçiş ara geçiş tonozlarının olduğunu da görüyoruz. Biz şimdi kazı yapabilmek için geçici güvenlik önlemleri aldık.
Ama restorasyon aşamasında kazılar ileriye doğru tamamlandığında restorasyon sonucunda da o geçişleri tamamını kullanabileceğiz. Tiyatronun sağ kesimindense sol kesimi daha koruna gelmiş. Bunun da nedenini statik olarak tiyatroda bir eğim sapması olmasından kaynaklı görüyoruz. Çünkü tarihi kaynaklarda da her 30-35 yılda bir depreme uğrayan antik kent bir şekilde ufak da olsun zarar görmüş. Zemini ne kadar sağlam olursa olsun diye bugün biliyoruz. Tiyatronun 3 tane katı, yani 3 tane ayrı oturma alanı var. Ortada görmüş olduğunuz topraklı alanda da normalde basamaklar var ama onlar kazı esnasında maalesef bulunamadı. Kerkides, yani merdivenli alanlarda görmüş olduğunuz gibi yukarıya bir bağlayıcı özellik taşıyor. Restorasyon aşamasında hepsi yerine konduğunda birinci ve üçüncü katı bağlayan orta alanı da tekrardan projelendirip uygulamasını yapacağız. Normalde seyircilerden en burcuva kısım diyeyim, birinci kata oturuyor. Söylentiye göre üçüncü kata da kadınlar ve köleler, orta alana da orta halli, orta sınıf insanların oturduğunu biliyoruz. Tabii Roma döneminde hani köleler ve kadınlar aynı kategoriye konuluyor mu? Bu yani resmi olarak bir yerde yazmıyor, sadece bir söylenti. Ama en alt kata burjuvanın veya işte kralın, soylu kişilerin oturduğunu her yerde görüyoruz. Bugünlere kadar da bildiğimiz kaynaklardan gelen belgeler var. Şu anda bu bulunduğumuz orta alan, yani şu yuvarlak alan, bizim de bulunduğumuz alan, normalde oyunun oynandığı, bizim de orkestra olarak adlandırdığımız alan. Burada oyunlar oynanıyor, sosyal faaliyetler burada yapılıyor. Yani bugünkü tiyatroda oyun oynanırken veya tiyatroda ne amaçla kullanılıyorsa o günde aslında tiyatro o amaçlarla kullanılıp ileride de su oyunlarının oynandığını biliyoruz ama bu tiyatro su oyunları için biraz küçük kalıyor. Bu ortadaki drenaj hattı, şu an hala altındaki çalışan su hattını açığa çıkardığımızda su oyunlarının da burada oynanıp oynanmadığını netleştirmiş olacağız. Oturma basamaklarında görmüş olduğunuz aslan ayakları Roma döneminin ne kadar güçlü bir imparatorluk olduğunu gösteriyor. Merdiven kenarlarında bulunan o bombeli aslan pençeli ayak, aslan ayağı dediğimiz figürler tüm Roma kentlerinde Roma'nın çok güçlü bir imparatorluk olduğunu aslanla sembollemek için yapılan bir betimdir. Roma çok uzun yıllar hakimiyet sürdüğü ve dünyayı çok fazla etkisi altına aldığı için böyle bir ironi yapılmış. Ve o aslan ayaklarının bulunduğu oturma alanlarında arkasındaki kişi, önündeki kişiyi rahatsız etmesin diye belirlenen bir çukur hazneler var. O çukur haznelere ayak konuluyor. O çukur haznelerin önünde de insanlar oturuyor. Yani kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Bugünkü tiyatrolarda bile olmayan bir özellik. 2300 yıllık bir Roma tiyatrosunda o gün düşünülmüş, hayata geçirilmiş ve biz bugün o inceliği burada görebiliyoruz. Bu direniş hattının uzantısında bulunan, bizim de arkamızda bulunan sahne binası normalde tiyatro alanının dekor kısmını oluşturuyor. Sahne binasının kazısını bitirmek üzereyiz. Altında bir kulis odaları olması gerekiyor. Orayı da tamamladıktan sonra diyebileceğiz ki iki katlı bir sahne binası var. Yani sahne binası dekor alanımızda iki pencere, bir kapı şeklinde altı pencere ve iki kapılı bir sahne binası görmekteyiz. Restorasyon tamamlandıktan sonra bütün o fasatı süsleyen bezemeli parçalar, bulduğumuz Apollo heykeli, gene sahne binasına ait olan bir başsız heykel, onları yerleştirdiğimizde ne kadar önemli bir heykeltıraşlık eserin ortaya konduğu bir tiyatro olduğunu o gün de anlayacağız. Heykeltıraşlık eserlerinden bahsederken de Roma döneminde başkentlik yapmış Prusias Antik Tiyatrosu gerçekten burada bir heykeltıraşlık okulunun
olduğunu bize sanki gösteriyor gibi bugün izlenimler var. Çünkü Eros'u köpeklere boğduran sahne, Nike figürleri, Apollyon'un müzik aletiyle dev bir şekilde burada heykelinin bulunması, gene başsız heykelin çok büyük ve ince bir Roma detaylarıyla yapılmış olması bize gerçekten dünyadaki ve Türkiye'deki Roma tiyatrolarının önemli bir tiyatrosunun Prusias et Hypium antik tiyatrosu olduğunu bugün aslında gösteriyor. Çalışmalarımız tamamlandığında akademik olarak, bilimsel olarak bunları ortaya koymuş olacağız. Ve restorasyon tamamlandığında hep birlikte bunu gerçekten böyle olduğunu görmüş olacağız. Medusa da Roma döneminde bir mitolojik hikaye kahramanı. Aslında üç güzellerden bir tanesi. Fakat güzelliğini kıskananlar tarafından lanetlenmiş. O saçları aslında yılan saçlı Medusa diye bilinir. Gözlerinin içine bakanı taşa çeviren Medusa diye bilinir. Hatta bu yüzden de yere batan sarnıcında Medusalar baş aşağı durur. Kimse onun gözünün içine bakıp da o lanetten etkilenmesin diye. Güzel bir Roma döneminin güzellik ana tanrıça figürlerinden birisidir Medusa. Genelde tapınaklarda, kutsal alanlarda çok fazla kullanılır. Bu Medusa da Konurhab'de Prusias at Hypium antik kentinin bir tapınak parçası, friz parçası olduğunu düşünüyoruz bugün. Ama biz laneti düşünerekten baş aşağı çevirmedik. Deniyoruz bakalım gerçek mi diye. Eros sevgilisi tarafından terk ediliyor. Daha sonra başkası o terk ettiği kişi tarafından kaçırılan sevgilisini bulmaya çalışırken o asıl yeni sevgilisi Eros'u köpeklere boğdurtmak için böyle bir sahne betimlenmiş. Yani Roma döneminde mitoloji hikayeleri çok bugünkü masallar gibidir. Ve Eros köpekler tarafından boğup maalesef ölüyor. O sahneyi anlatıyor burada da. Etrafında gördükleriniz ısırıyor bakın omzundan. Bir tanesi arkasından ısırmaya çalışıyor. Böyle bir Eros'un köpeklere boğdurulma sahnesi. Bir aşk hikayesini anlatıyor. Buranın neresi olduğundan başlayayım ben. Burası tiyatronun en üst kısmı. Galerili girişlerin olduğu alan. Yani hem savunma anlamında yukarıdan gelebilecek tehlikeyi önlemek amaçlı yapılan bir giriş kısım yani tonozlu girişlerin olduğu galerili alanların oturduğu alan. Hem de Roma'dan sonraki dönemlerde belli başlı kullanım amacıyla yapılmış atölye tarzındaki yapıların bulunduğu alan. 2013 yılında başlayan kazı çalışmaları 2019 yılında bu kazının 12 aylık kazı statüsüne alınmasıyla birlikte hız kazandı. Sayın Başkanımız Faruk Özlü'nün buraya ilk geldiğinde ne yapılabilir diye düşünmesiyle birlikte 12 aylık kazı statüsüne alınmasıyla 12 ay burada kazı yapılabilir hale geldi. Bu da çalışmaların yani 10 kat, 20 kat, 30 kat hızlanmasına neden oldu. Çünkü daha önce 2013 yılında beri 2 ay, bazen 40 gün, bazen 30 gün kazı çalışması yapıyorduk. Burada bu da ilerlememizi yavaşlatıyordu. Kazı çalışmaları ilerledikçe 2019 yılından bu yana gördük ki gerçekten burası sağlam bir Roma tiyatrosuymuş. Çok farklı amaçlarla her zaman bir şekilde kullanım görmüş. Şu gördüğünüz bölmeler de normalde bu örtülü bir alanın oturması gereken alanın arkasında bir atölye alanı olduğunu, yani bir amaç için kullanıldığını bize gösteriyor. En üst oturma basamağından başlayıp bir 20-30 santim bir çatıyla kapanan sütunlarla belki heykellerle kaplı bir giriş alanı ve savunma güvenlik alanı. Belki de hava koşullarının elverişli olmadığı zamanlarda da bir bekleme alanı olduğunu biliyoruz. Bu alanda ilk defa 2022 yılında kazı çalışması başladı ve hızlı gittik. Mozaik parçalarına rastladık. Şu an mozaik parçalarını kapatmak zorunda kaldık mevsimden dolayı hem de güvenlikten dolayı. Çok değişik bir havalandırma kuyusu diye hitap edilen 2300 yıllık bir kuyuya rastladık. Bunlar da
Roma'nın güçlü su altyapı sisteminin tiyatro içinde kullanımda olduğu o evre için taşkınları önlemek ve tiyatroyu bu coğrafi şartlardan engellemek için yapılan su kuyuları ve hiçbir bozulmanın olmadığı 5 metre aralıklarla bileziklerinin koruma bantlarının olduğu 10 metreden sonra da biz 16 metresine kadar inebildik. Nasıl diyeyim? Ana kaya oyularak yapılmış ve daha sonrasında Roma örgü sistemi kullanılmış. Böyle unik bir kuyuya rastladık. Şimdi önümüzdeki günlerde havalar düzelince onun çalışması yapılıp bilim dünyasına da kazandıracağız. Kazı genişledikçe de bu atölye veya niş alanlarının neye hizmet ettiği, kaç kullanım geçirdiği, kaç evrede neye evrildiği, belki Roma döneminden sonra yapıldı, belki Roma döneminde yapıldı ama farklı amaçlarla kullanıldı. Bunların hepsini tek tek açığa çıkaracağız ilerleyen günlerde. Evet değerli izleyiciler, Düzce Konuralp'te Konuralp Antik Tiyatrosu'nu Demet hocamızla gezdik. Son söylemlerini alacağız Demet hocamızdan ve bir başka konuğumuza gideceğiz. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı bu konuda? Konuralp Antik Kenti gerçekten çok nadide bir eser. Bilinmeyen ama gerçekten bir hazine. Ben sizden buranın tanıtılması, ulusal ve uluslararası camiada turizm, bacasız sanayideki yerini alması için yardımlarınızı, yani bize referans olmanızı, insanlara buranın ne kadar özel, Düzce'nin gerçekten gezilmeye, görülmeye, bu saklı cennet halini herkesin görmesine yardımcı olmanızı isterim. Ben buralıların bir lafı vardır. Bugün misafirsiniz, yarın Konuralplisiniz diye. Ümran abla bunu çok söyler. Çıkın çıkın gelin diyorum. Aynen. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bizim de derdimiz şu tarihin Evet. ortaya çıkması Evet. ve o bacasız turizm. Evet. Bir üretim merkezi, bacasız üretim merkezinin olması diyoruz. Evet değerli izleyiciler, Düzce sadece bir Düzce değil. Tarihe doğru giden, şimdilik 2300 yıl geriye doğru ilerleyen bir kentteyiz. Düzce. Ve şimdi bu çalışmalara sponsor olan ve işin başında olan diyelim, sponsorluk öyle kolay bir iş değildir. Belediye Başkanımız Sayın Faruk Özde'ye doğru gidiyoruz. Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Antik Tiyatro'yu gezdik. Sevgili hocamızdan bilgileri de aldık. Ayrıntıları da aldık. Ve şimdi bir konuğumuz var. Önemli bir konuğumuz. Edindiğimiz bilgi de şu, onu da açık açık söyleyelim. Bu antik tiyatro bu çalışmalara çok önem veren ve bir an önce bitmesini arzu eden Düzce Belediye Başkanımız Sayın Doktor Faruk Özlü. Hoş geldiniz diyoruz. Biz geldik ama. Evet, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Başkanım, şuradan başlayalım. Nedir bu Düzce'nin bu tarihi? Bir oradan bir girsek, hani şöyledir genelde, ya Düzce falan. Ama gerçekten ben de şaşırdım. Bu Konuralp'te bu antik tiyatronun olması, 2300'lü yıllara dayanması açıkçası şaşırttı beni. Ve eminim ki bu izleyenleri de şaşırtacaktır. Yani Düzce değil sadece, bir isim değil, bir il değil. Bir oradan başlayalım isterseniz. Şimdi Düzce deyince hep akla gelip geçilen bir yer olarak bilinir. İstanbul'dan Ankara'ya giderken tam ortada, yaklaşık olarak tam ortada bir şehir olarak bilinir. Ve Düzce daha çok Cumhuriyet döneminde göçlerle büyüyen bir şehirdir diye bilinir. Ve bu doğrudur. Gerçekten Düzce'nin büyümesi, gelişmesi son dönem Osmanlı, 1864 sonrasında Osmanlı'nın küçülme döneminde, geri çekilme döneminde, Balkanlardan, Kafkaslardan ve erken dönem Cumhuriyet döneminde çok sayıda göçmenin, çok sayıda toplumun Düzce'ye gelip yerleşmesiyle büyüyen bir şehirdir Düzce. Düzce'nin
tarihi olduğu Düzce'nin geçmişi ve tarihi konusunda çok şey bilinmez. Şimdi burada aslında 40 basamaklar olarak milletimizin, halkımızın tabir ettiği bir bölge vardır. Konrad Antik Tiyatro bölgesi. Burası İstanbul'a en yakın antik tiyatrodur. Burada pardon, İstanbul'dan buraya kadar böyle bir yok. İstanbul'a en yakın antik tiyatro Düzce Konrad Antik Tiyatrosu'dur. Buradaki ilk kazılar 2013 yılında başlatıldı. Düzce Üniversitesi öncülüğünde başlatıldı ilk kazılar. Fakat üniversitemizin imkanları kısıtlı olduğu için akademisyenlerimiz daha çok akademik bulgular için çalıştıkları için kazılar 2019 yılına kadar kısmi zamanlı yürütülebildi. 2019'da benim göreve gelmemden sonra kazıları 12 aya çıkardık. Kazılar şu anda Konrad kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onayıyla 12 aylık kazılar kapsamındadır. Ve biz buraya belediyemizin Kültür Müdürlüğü bünyesinden gereken ne varsa, ne ihtiyaç varsa karşılamak üzere bir program yaptık. Bu kazıların ana sponsoru biziz. Bu kazıların ana sponsoru, ana yürütücüsü Düzce Belediyesi'dir. Kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetiminde, müze müdürümüzün başkanlığında, yine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile Düzce Üniversitesi'nden bazı hocalarımızın danışmanlığında yürütülüyor. Antik tiyatro kazıları geçen 3 yılda yaptığımız hızlı çalışmalarla %70 oranında tamamlandı. Yüzde kaçtan aldınız hocam? Şöyle söyleyeyim, %10'lar mertebesindeydi. Şimdi bu antik tiyatroda gördüğümüz beyaz olarak görünen bütün sütunlar, bütün taşlar, bütün basamaklar, bütün tiyatro unsurları ve dışarıda sergilemekte olduğumuz yapılar, sanatsal yapılar, beyaz renkli yapılar tamamı son 3 yılda yapılan kazılarla ortaya çıkarıldı. Yani şöyle söyleyeyim, %10'lar mertebesinden %70'ler mertebesine çıkarıldı. Geriye bir %30 kaldı. Bunu da önümüzdeki yıl ya da içinde bulunduğumuz yıl içinde tamamlayacağız. Bunu yaparken eş zamanlı bir şekilde bir restorasyon projesi başlattık. Restorasyon projemizi bitireceğiz. Burayı sadece kazmakla bırakmayacağız. Burayı restore edeceğiz. Burası Düzce için son derece önemli. Burada Düzce'nin tarihi var. Düzce'nin tarihi burada saklı. Biz saklı tarihi gün ışığına çıkartıyoruz. Başkanım, ifade edeyim şöyle. Buyurun. İlk bilinen uygarlıklar, burada Bitinya Krallığı var, Roma öncesi. Daha sonra Roma var. Roma o geliyor. İlk burada bilinen uygarlıklar Bitinya Krallığı. Bitinya toplumu var. Ondan sonra Roma geliyor. Roma'dan sonra Osmanlı geliyor. Osmanlıların, biz Türklerin buraya gelişi 1323. Yani biz aslında bu yıl bu toprakları, Konrad bölgesini, Düzce'yi, bu bölgeyi Osmanlı'nın, Türklerin fethedilişinin 700. yılını kutluyoruz. Kutlayacağız. Bu sene ciddi etkinlikler yapacağız. 700. yılını bu toprakların fethinin, Türklerin bu topraklara gelişinin 700. yılını bu sene kutlayacağız. 700. yıl, bir de 100. yıl. Cumhuriyetin 100. yıl denk geldi diyoruz. Evet, Cumhuriyetimizin, bakın 1923'tür. Bu toprakların fethi 1323'tür. İstanbul'dan çok öncedir bu toprakların fethi. Başkanım, şimdi bir antik tiyatro. Evet. Ama bu gösteriyor ki burada bir şehir var. Evet. Yani bu antik tiyatro yaklaşık 10 bin kişilik bir tiyatro. Arkeologların ifadelerine göre 10 bin kişilik bir tiyatronun olduğu şehrin nüfusu yaklaşık 100 bin kişidir. Yani milattan önce 3. yüzyılda burada Konrad bölgesinde Bitinya Krallığı var ve bu şehirde yaklaşık 100 bin yaşayan var. Şimdi 100 bin yaşayan bilinmeyen bir tarih esasında. Evet, yaklaşık 2300 yıl öncesine öncesine ait bu antik tiyatro. Tabii bunun öncesi de var. Şöyle, aslında burası bir antik kent. Bu kazıları biz antik tiyatro merkezinde şu anda yürütüyoruz. Antik tiyatroyu tamamladıktan sonra etrafa doğru açılacağız. Tam onu soracağım. Evet. Tam onu soracağım başkanım. Antik tiyatro burası. Evet, 100 bin nüfuslu bir antik kent.
o çalışmalar burası bitince devam edecek mi ya da çalışmaları başladı mı? Hayır, hayır. Şimdi ilk merkez burası. Antik tiyatronun olduğu yer merkez. Çünkü bu tiyatro çok sağlam. Ben Ege'de çok yer gezdim. Antik tiyatrolar var ama çoğu sağlam değil. Yani dağılmış. Bizim bu yaptığımız kazılarda burası gerçekten çok sağlam çıkıyor. Çok güzel çıkıyor. Restorasyon projemizle birlikte burası Düzce için önemli bir destinasyon merkezi olacak. Bu bölge için, Konurhat bölgesi için bir arkeolojik imar planı hazırladık. Bu plan Anıtlar Kurulu'ndan geçti, belediye meclisimizden geçti. Şimdi bu planın uygulamasına geçeceğiz. Yani bu bölgede sit alanı olması sebebiyle tarih yapılara çok dokunulamıyor. Yani onları muhafaza ediyoruz. Ama yeni yaptığımız imar planı, arkeolojik imar planına göre bu binaları restore edeceğiz. Bu binaları yaptıracağız aslında uygun bir şekilde. Buradaki büyük projemiz, mega projemiz şudur. Atlı Kapı olarak bilinen o tarihte şehrin ana girişini sembolize eden kapının hemen güneyinde yaklaşık 20 dönüm bir arazi var. Burası eski tekel deposunun olduğu yer. Burayı kamulaştıracağız. Buraya bir büyük müze inşa edeceğiz. Şu andaki müzemiz Konurhat Müzesi. Küçük kalıyor. Bizim hani buranın kasaba olduğu, buranın belde olduğu dönemlerde yapılan bir müze. Bu müzenin yerine, bu müzenin yerine geçmek üzere, aynı yere değil, az önce tarif ettiğim yere güzel bir müze inşa edeceğiz. Burada bir büyük otopark olacak. İnsanlar geldikleri zaman otoparka park edecekler, müzeyi görecekler, gezecekler. Çünkü çok sayıda eser, bakın bu kazılar sırasında çok kıymetli eserler ortaya çıktı. Medusa heykeli bulduk, Apollon evet. heykeli bulduk. Çok sayıda sikke ve gümüş paralar bulduk. Bunların tamamını bu yapacağımız yeni müzede sergileyeceğiz. Otopark, insanlar araçlara gelip otoparkta park edecekler, müzeye gezecekler. Atlı Kapı yolundan geçip Antik Tiyatro'ya gelecekler. Antik Tiyatro ile Atlı Kapı müze ile Antik Tiyatro arasındaki yolu da Kültür ve Sanat Sokağı yolu olarak inşa edeceğiz. Mega projemiz budur. Yani Konurhat için düşündüğümüz mega proje budur. Çünkü bu yapı Antik Tiyatro ki burada başka yapılar da var. Roma Köprüsü var. Yine burada su kemerleri var. Düzce'nin tarihi bu bölgede yatıyor. Ve biz burayı bütün insanlığa, bütün Türkiye'ye, bütün Düzce'ye tanıtmak istiyoruz. Şöyle bir şey başkanım, sadece bu Düzce'ye özgü bir şey değil. Az önce siz de söyledi. Belki de buradan Ankara'ya doğru da bir böyle evet, bir kent evet. yok, antik kent yok. Bir televizyon kanalında bir program sırasında ben yoldaydım. Arkadaşlar beni haber verdiler. Bir arkeolog arkadaşımız burayı anlatıyor. Gerçekten ben de sonra izledim. Çok mutlu oldum. Kendisini Düzce'ye davet ettim. Eşiyle beraber Düzce'ye geldi. Burada iki gün misafir ettik. Bütün bu bölgeyi gezdik. Arkeolojik kazılar anlamında Türkiye'nin en hızlı kazıları burada yapıldı son 3 yılda. En sağlam çıkan antik tiyatro bu tiyatro. İstanbul'a en yakın antik tiyatro yine Düzce'de bulunuyor. İstanbul biliyorsunuz yaklaşık 200 kilometre Düzce'ye. Evet. İstanbul'dan kalktığın zaman ulaşabileceğiniz en yakın antik tiyatro Düzce'de. Başkanım şöyle bir şey, az önce de söyledik, siz de söylediniz. Sadece Düzce'ye değil Türkiye'ye ve dünyaya esasında bir ayna burası. Bakın Medusa heykeli bulunduğunda beni aradılar, İtalya'dan aradılar. Nasıl bir şey buldunuz diye. Çünkü uluslararası basına düşmüştü. Ben anlattım. Mesela Apollo heykeli Ege'de ve Marmara'da bulunabilir. Ama Düzce'de bulunması çok enteresan. Biz burada yaptığımız kazılarda Apollo heykelini bulduk. Ve sağlam. Bütün uzuvları var. Kırılmış, toprak altında kalmış. Şimdi İstanbul'dan gelen iki arkeolog arkadaşımız, iki yani bu işi bilen arkadaşımız bu heykeli birleştiriyorlar. İnşallah müzemizde yakında bunu sergileyeceğiz. Başkanım, şöyle de bir durum, az önce siz de söylediniz, dediniz ki son 3 yılda yani ben birçok şehir geziyorum, onu açık açık söyleyeyim, birçok şehir geziyorum. Benim yaşadığım şehirde bile bir tarihin üzeri
örtülürken Düzce'de bilinmeyen bir yerde bir tarih ortaya çıkıyor. Biz çok önemsiyoruz. Ya bu kazıları, bunun nedeni nedir? Bakın bu kazıları ve bu çalışmayı son derece önemsiyoruz. Müze müdürümüzün ya da kazı başkanımızın, hocalarımızın bizden talepleri neyse onları yerine getiriyoruz. Zaman zaman 70-80 işçi burada çalışıyor. 10 arkeolog arkadaşımız var. Her 6-7 kişinin başında, kazan işçinin başında bir arkeologumuz var. Ve benim özellikle dikkat ettiğim bu kazıların usulüne uygun bir şekilde yapılması. Yani bunun yöntemi, bunun arkeoloji bilimindeki usul ve yöntemleri neyse bu yöntemlere göre bu kazıların yapılması. Buna da çok dikkat ediyoruz kazılarda. Bunun sebebi tarihimizi gün ışığına çıkartmak. Düzce son 200 yılda büyümüş olmasına rağmen Düzce'nin çok eski bir tarihi var. Bu tarih gün ışığına çıkartıp insanlarımızdaki tarih bilincini, tarih şuurunu, geçmişe olan saygıyı, bağlılığı güncellemek istiyoruz. Başkanım söylemek istediğiniz başka bir şey var mı bu konuda? Şimdi ben benim soramadığım, sizin anlatmak sizin istediğiniz... Sizin vasıtanızla şunu iletmek isterim. Ankara'da, İstanbul'da ve Bursa gibi ki bu şehirler Perkel'in merkezine Düzce koyduğumuz zaman 2 saatlik mesafede ulaşabildiğimiz büyük nüfus hacimli yerlerdir. Yaklaşık 30 milyona ulaşırız. Perkel'e Düzce'ye koyun. İki saatlik bir daire çizin. Burada yaklaşık 30 milyona erişiriz. Benim sizden isteğim ya da vasıtanızla iletmek istediğim mesaj buraya gelsinler. Konunalp'taki kazıları, Konunalp'taki antik tiyatroyu görsünler, Düzce'ye gelsinler. Onları burada misafir edelim. Güzel de bir çadırımız var. Gelen dostlarımızı misafir ediyoruz. Düzce'ye gelin diyorum. Düzce'ye görün diyorum. Düzce'yi keşfedin diyorum. Son sözleriniz bunlar mı? Evet. Son sözleriniz evet. Bunlar. Evet değerli Ulusal Kanal izleyicileri, siz de gördünüz hemen arkamızda o tarihi antik tiyatronun kalıntılar demeyelim. Kendisi var. Düzce'de. Evet bilinmiyor. Hakikaten bilinmiyor. Birçok insan, belki Düzceli'nin birçoğu da bilmiyordur. Biliyor şimdi mu? İfade edeyim. Ben bir toplantıda yaklaşık 10-15 arkadaşımız vardı. Konunalp Müzesi var. Şu anda müze küçük ama bir müzemiz var. Sordum bu müzeyi kaç kişi gezdi diye. Vallahi bir parmak kalktı. Şimdi yani Düzceliler de aslında Düzce'yi tam bilmiyor. Şimdi bu yüzden şöyle bir çalışma yürütüyoruz. Ring seferlerimiz olacak. Havalar biraz açtığı zaman üstü açık bir otobüs yaptık. Her gün sabahtan kalkacak bu otobüs Düzce Anıt Park'tan kalkacak. Düzce'nin gezilmesi, görülmesi gereken yerlerine gidecek. Bunlardan birisi de antik tiyatrodur. Bir rehber eşliğinde, bir gezi rehberi eşliğinde rehberimiz anlatacak. Tıpkı Londra, Paris'te olduğu gibi üstü açık bir otobüs Düzcelilere, öncelikle Düzcelilere Düzce'yi tanıtacağız. İkinci amacımız ulusal turlar var. Onların buraya bir destinasyon merkezi yapmalarını sağlayacağız. Bir diğer amacımız da turizm anlamında, bir diğer amacımız da Düzce'nin çok güzel bir yöresel mutfağı var. Bu mutfağı gün ışığına çıkardık. Mutfak Sanatları Merkezi inşa ettik. Güzel bir kitap hazırladık. O kitaptaki tarif edilen 300'den fazla yemeğin yapıldığı yer Düzce Mutfak Sanatları Merkezi. Burayı görmelerini sağlayacağız. Düzce turizm bakımından adeta bir saklı cennet. Gerçekten saklı cennet. Çünkü İstanbul'dan kalkıp batıya doğru, doğuya doğru gittiğinizde turizm yatırımları Sapanca'da bitiyor. Ankara'dan kalkıp batıya doğru gittiğinizde turizm yatırımları Bolu'da bitiyor. Bolu ve Sapanca arası Düzce'nin de bulunduğu bu bölge çok bakir bir bölge. Burada görülmesi gereken çok şey var. Bütün bizi izleyenleri Düzce'ye davet ediyorum. Şöyle başkanım, şanslısınız o zaman diyeyim. Çünkü çok bakir bir bölgede başkanlık yapıyorsunuz ve iyi ki de belki de. Beyefendi şunu hemen ifade edeyim. Ata binmek istiyorsanız Düzce'ye gelin. Rafting yapmak istiyorsanız Düzce'ye gelin. Antik tiyatro görmek istiyorsanız Düzce'ye gelin. Türkiye'nin en büyük mağaralarından birisini görmek istiyorsanız yine Düzce'ye gelin. Bunları daha sonraki programlarda konuşalım. O nedir?
yemek kültürünü, o evet. saklı nedir raftingi ya da... Gerçekten Düzce saklı cennet gibi bir yer. Düzce keşfedilmesi gereken bir yer. Bunları konuşmak isterdik sizinle. Geniş geniş ama programımız burada bitecek evet. ve ben açık açık söyleyeyim. Ben antik tiyatroyu sizinle konuşmak istedim. Sağ olun. Duyurmak istedim. Türkiye'ye, dünyaya duyurmak istedik. Evet değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Çok farklı bir programdı. Hani diyoruz ya üretmek, 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 kalkınmak için üretmek. Evet bu da bir üretim. Başkanına teşekkür ediyoruz. Bu katkılarından dolayı. Düzce'ye katkı yapmıyorsa aslında onu söyleyelim. Türkiye'ye tarihe katkı yapıyorsunuz. Evet Türkiye oraya... tarihine, Türkiye'nin kültürüne hatta dünya kültür mirasına bir katkı yapıyorsunuz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Verdiği bilgiler için de saygılarımı sunuyoruz. Programımız burada bitiyor. Bir başka konuda, bir başka yerde görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.